Şimdi minimal fonksiyon senteziyle uğraşıyoruz. Bu efficiency'yi arttırma aracı dedik. Şurada bunu açıkladık. Şimdi nedir bu minimal fonksiyon? Bunu tanımlamam lazım. Yani buradaki isteklerimi karşılayacak olan matematiksel fonksiyon hangisidir? Fonksiyon var, girişle çıkış arasındaki ilişki. Şimdi buna eşdeğer bir fonksiyon daha tanımlayayım. Öyle ki o fonksiyonun sentezi benim buradaki bütün dediklerimi yerine getirsin. Şimdi onun için de minimal fonksiyon tanımına geliyoruz. Bu videoda da bunu anlatacağım. Nedir minimal fonksiyon? Şimdi şurada tanımı var. Bunu biraz içeriye gireyim. Böyle prezentasyonda yapmam lazım onu. Şu yani. Is defined for each canonical form. Minimal fonksiyon. Her bir kanonik form için minimal fonksiyon tanımlayacağız. Kanonik formları hep tuttuk. Niye? Çünkü iki seviye değil ya. İki seviye olduğu için minimal bu. Bu da benim ideal halim. O iki seviye için farklı iki tane minimal fonksiyon, iki seviyeye karşı düşen birinci tip, ikinci tip kanonik açılımlara ilişkin iki farklı minimal fonksiyon tanımlayacağım. Şimdi sum of product olanı, yani çarpımların toplamı biçiminde olan forma ilişkin minimal fonksiyon tanımını yapıyorum. Minimal fonksiyon, verilen bir fonksiyon, hani sentezi istenen fonksiyon var ya, o fonksiyonun eşdeğer olacak bir defa. Çünkü o fonksiyon ne iş yapıyorsa benim bu minimal fonksiyon dediğim şey de aynı işi yapması lazım. Ona eşdeğer olacak. Formu sum of product formunda olacak. Yani çarpımların toplamı biçiminde olacak. Bunun pratikteki karşılığı nedir? Birinci seviye V kapıları, ikinci seviye OR kapısı olacak. Sonra number of product terms minimal olacak. Şimdi ne demek? Her bir product term bir V kapısına karşı geliyor ya. Product termlerin sayısı minimum olacak demek. V kapıların sayısı da minimum olacak demek. İşte bu minimale indirdim maliyet açısından, değil mi? Ondan sonra means and gates are minimal and also or gate fanin is minimal. Evet, product termlerin sayısını minimum yaparsanız end kapısı sayısı minimum olacak. End kapısı minimum olunca bunların çıkışları da veyanın girişine geliyordu ya. Dolayısıyla veyanın girişini de minimal yapmış oluyoruz. Bitmedi. Number of variables in each term is minimal. Her bir termdeki değişken sayısı da minimum olacak. Bu da ne demek? End kapılarının fanini, yani giriş yelpazesi minimal olacak demek. Şimdi şunu şurada gösterirsek bakın olay daha iyi anlaşılıyor. Şimdi şu fonksiyonu ben sum of product formu biçiminde burada gerçekleştirmişim mesela. Ne var? 3 değişkenli olduğu için 3 girişli 5 tane V kapısı kullanmışım. Bir de 5 girişli bir tane V kapısı kullanmışım. Şimdi bunun minimalini bulursanız siz, bu tümleyenleri bir seviye diye biz kabul etmiyoruz. Onun için burada tümleyenler yok gibi düşünün. Bu da iki seviye. Şimdi burada ne oldu derseniz bakın V kapısı 5'ten 3'e indi. Giriş yelpazesi sayısı da 5'ten 3'e indi. Dolayısıyla V kapı sayısını minimum yaparsam onun giriş yelpazesi de minimum oluyor. Ayrıca buradaki V kapılarının giriş sayısı fonksiyondaki değişken sayısı kadardı. Bunlar da 3'ten 2'ye indi. İşte maliyeti düşürdü. Bu şimdi mesela bunun başka bir gerçekleştirmesini yapıyor. Sum of product formda değil de 3 seviyeli yapmış bakın. Aynı fonksiyonu buluyorsun 3 seviyeli. Şimdi buradaki kapı sayısını sayalım. 1, 2, 3, 4. Burada da 4. Giriş yelpazesi bakımından 2. Yani seviyeyi arttırırsanız
sizin maliyetini kapı elemanı sayısı ve giriş yelpazesi açısından maliyeti düşürebilirsiniz. Ama bu sefer de ne oluyor? Bu daha yavaş oluyor bu devreye göre. Dolayısıyla biz şimdi bunları düşünmüyoruz burada. Çok seviyeli devreler değil. İki seviyeli devrelerle kendimizi sınırlıyoruz. Nasıl sıralamadım? Sum of product form'da dediğim zaman oldu. Mesela şu sum of product form'da değil. Bir toplama var, sonra çarpma var, sonra bir daha toplama var. Burada da ne söylemiş? Bakın şunu söylüyor. G1 ve G2 G1 G2'ye eşdeğer. Şu şuna eşdeğer. Bu da F'e eşdeğer. Ama G1 minimal şu göstereceğiz bunu. Bu G2 ise minimal değil. Tam product formda değil yani. Şimdi minimal fonksiyonu tanımladık. Bu da benim idealim olduğunu söyledim. Çünkü burada ben V kapısının sayısını minimal yapıyorum. OR kapısının giriş yelpazesi minimal yapıyorum. Her bir V kapısının giriş yelpazesini de minimal yapıyorum. Bunun daha minimaline inemezsiniz iki seviyede. O halde bu minimal fonksiyondur diyorum. Şimdi soru ne var bundan sonraki? Şunun içindeydim. Hızla gitti. Bundan sonraki soru şu. Teorik olarak ben minimal fonksiyonu tanımladım da bana bir fonksiyon verildiği zaman buna eşdeğer minimal fonksiyonu nasıl bulurum? Bundan sonraki videonun konusu olacak o değil mi? Bundan sonraki videoda minimal fonksiyona bir de alternatif fonksiyon tanımlayacağız. Oradan bir yeni terminolojiden bahsedeceğim. Bu terminolojiye göre de metodun ne olduğunu söyleyeceğiz. Yani minimal fonksiyonu bulma metodunun ne olduğunu söyleyeceğiz diyorum. Bunu